Ankara Emek'te düzenlenen Elazığ Yöresel Ürün ve Lezzet Günleri ikinci gününde de yoğunluğunu sürdürdü. Ankara Elazığlılar Federasyonu tarafından organize edilen Yöresel Ürün ve Lezzet Günleri'ne Elazığlıların yanı sıra başkentliler de eşlik ediyor. Organizasyonu ikinci gün ziyaret eden ünlü sanatçı Esat Kabaklı, Elazığ'ı her ortamda tanıtmaya çalıştıklarını belirterek Anel Fethi'ye teşekkür etti. Elazığ'ımızı her halükarda, her mecrada tanıtmanın gayreti içinde Mehmet. Ben de öyleyim. Yani kendi şahsıma öyleyimdir. Elazığ aşkı, Harput aşkı, evet. Gakkoş aşkı. Ondan sonra gene bugün, yarın bir Sivas konserim var. Geldik, kızım burada. Biliyorum buranın bu kaç, 28'ine kadar, evet, değil mi? Tabii, 28'ine evet. Kadar. Dedim ki tamam, tam Ankara'dayım. Damlarım dedim. İşte damladık, geldik. Tebrik ediyorum yapanları. Buradan selam gönderiyorum Elazığ'a. Evet. Yöresel ürün ve lezzet günlerinin en çok ilgi gören standı tabii ki peynirli ekmeğin taze taze yapıldığı yer oldu. Sanatçı Esat Kabaklı da peynirli ekmeğin eşsiz lezzetini anlattı. Tam içine düştüm yani. Ha, Elazığ'ın içine düştüm. Çok teşekkür ederiz ustam. Eline sağlık. Benim babam da fırıncıdır. Kasapların içindeki o ünlü fırının karşısında da bir fırın vardı. Orada da fırıncılık yaptı. Askeriyeden mezun, emekli. Ekmeğin kralını biliriz yani. Onu söyleyeyim. Asker tayiniyle büyümüş bir adamım. Yöresel ürün ve lezzet günlerini ziyaret eden vatandaşlar ve satış yapan esnaflar da memnuniyetlerini dile getirdiler. İlgi çok, ilgi çok. Vatandaşlar... Hepsi Hoşköy'ün üzümü değil mi? Hoşköy'ün üzümü, Hoşköy'ün üzümü. Evet, Hoşköy'ün üzümü. Tabii mekan olarak da bu mekanda olması ilgi alakayı daha çok arttırdı. Mahalle arasında olması nedeniyle. Bir de kamu kurumlarına yakın. Öğlen saatlerinde özellikle gelenler çok. Evet, evet, özellikle. Nasıl? Malatyalı, Elazığlı çok bizim, evet, evet. Bahçeli'de. Öyle mi? Beğendiniz evet, mi? Ben de Malatyalıyım. Üzüm beğendiniz çok mi? Çok güzel. Peki, afiyet olsun. Olacağım. Badem şekeri tabii bakır kazanda yapılan. Tabii ki, Elazığ. Zahmetli biraz daha. Tabii, zahmetli. Elazığ'ın en olmazsa olmazı badem şekerimiz var. Geldik buraya, Ankara halkını bekliyoruz. Buyursunlar, gelsinler Elazığ'ın yöresel ürünlerini tatsınlar. Taze taze, sıcak sıcak. Taze taze, sıcak sıcak, hemen anında ürünlerimizi taze. O şekilde Ankara halkına sunuyoruz efendim. Evet, Harput'un yağısıdır, Elazığ'dır, inek yağısıdır. Bakalım, bayağı ürünlerimiz var, getirdik, inşallah satarız. Elazığ'dan getirdik. Nasıl, talep nasıl? Talepler güzel, fiyatları da güzel buluyorlar. İyi, şu anda satışımız iyi. Ha, özellikle kayısının... Malatya kayısının büyük bir oranı bizim Baskil ilçemizde yetişiyor. Evet, yani tabii kalite olarak aynıdır. Dolayısıyla markalaşma noktasında Malatya tabii bunu daha kurumsal hale getirmiş. Elazığ son dönemlerde ancak kayısıyla ilgili belirli bir çalışma yapıyor. Elazığ'ın birçok ürünü var aslında. TSE markalı. Mesela orcik şekeri, bu çok önemli bir gıda maddesidir yani. Bunun tıpkı Gümüşhane'deki şey gibi aynen Türk kamuoyuna mal olması lazım diye düşünüyorum yani. Yok, görmedim Elazığ'ı. Bu Emek'te oturuyoruz. Elazığ ürünleri gelmiş deyince bir bakalım dedik, geziyoruz. Evet. Ama yani Elazığ'ın evet, el işçiliği, evet, ürünlerinde çok güzel diye duyduk. Dedik bir gezelim, görelim. Bir sürü de bir şeyler aldık. İyidir abi, Allah'a şükür. İdare var. Yani burası sanki de bir kapalı çarşıdaki. Buraya getirdik abi. Kapalı çarşı burada. Her ürünümüz var. Ürünümüz doğaldır, tazedir. Müşterilerimiz memnun. Belli yani yerimiz Elazığ'a has oldu. Evet. Sevgili Süleyman Kamaç. Özgür abi merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasıl günden beri? Yani iyi ama biz gerçek Elazığlıları bekliyoruz. Vallahi pek bilmiyorum. Dağ incirini görünce tadı da çok farklıymış. Böyle bir tatlı bulmak zor. Onun için tercih ettim.